Dünyanın en büyük derdi cehalet. Cehaletten kurtulmanın yolu iyi okuyup öğrenerek kişinin kendi kendini geliştirmesidir. Başka türlü kurtulmamız mümkün değil. Bu nedenle bugün ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de birçok mahallede sokak aralarına, boş bulunan duvarlara kendinden bir haber gençliğimiz, usule uygun yetişmediğini düşündüğümüz gençliğimizin arkadaşlarını sevdiğini düşündüğü arkadaşlarını, kız erkek arkadaşlarının isimlerini gönüllerine yazmak yerine böyle duvarlara yazarak duvarlara yazarak hem kendilerini töhmet altında bırakıyor, Aynı ismi taşıyan diğer ana evlatlarını da darda ve zorda bırakıyor. Çünkü buraya yazılmış isimlerden bu ülkede de Ünye'de de çokça insan evladının ismi var. Bu duvarı bu isme yakın bir ailenin, bu isimdeki bir ailenin büyüğü gördüğü zaman akşam eve gittiğinde kızına, oğluna o isim sana mı ait diye soru soruyor evinde yer yemez, bir kötünün dokuz mahalleye zararı vardır düşüncesiyle olumsuzluk yaşanıyor. Bunların önüne geçebilmek için, bunların önüne geçebilmek için okuldan başlayarak, daha yedi yaşından başlayarak, hatta anaokulundan başlayarak insanlarımıza e, hayatı, insanlığı öğretmekte yarar var diyoruz. Biraz evvel anonsunu yaptığımız insanlık dışı olayları Ünye Merkez, Hamidiye Mahallesi, Manolya sokakta e, sürdürmeye ya da bu tip olayların sonunun gelmesine vesile olacak haberleri yapmaya devam ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler, biraz evvelki anlattığım olayda burada da bu Hamidiye Mahallesi, Manolya sokakta ve devamında Bafralar sokakta da duvarlara İnsanlar buldukları yerlere sorumsuz insanlar tabii iyi insanlar bunu yapar mı? Yapmaz. Sorumsuz insanlar hiç akla gelmedik isimleri olumlu olumsuz şekilde altlarına yazarak lanse ediyorlar. Güya kendilerince sevdiklerini ya da yeni arkadaş olmak istediklerini burada duvarlara yazıyorlar. Tekrar ediyoruz. Bu ve benzeri konular duvarlara yazılmaktan ziyade gönüllere yazılarak e, taşlandırılmalıdır. Buradaki sıkıntı bu ve benzeri duvar yazılarını öncelikle mahallenin birinci derecede devlet adına milletinden ve mahalle sakinlerinden sorumlu muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri görecek. Mahallelerini 7-24 gezerek bu ve benzeri olumsuzlukları, pislikleri, çirkinlikleri görüp derhal ilgililere bildirip silinmelerine katkı sağlayacaklar. Belediyeden, yetkililerden, devletten yardım alamazlarsa da kendileri ellerine boyayı, fırçayı alıp kendileri bu duvarları silecekler. Çünkü devlet adına millete hizmet yattığın yerden olmuyor kardeşlerim. Allah'a emanet olun. İnşallah bu ve benzeri olumsuzluklar bir daha yaşanmaz. Yaşanırsa da bu olumsuzluğun sonu hoş değildir. Çünkü burada ismi yazan ailelerin çocukları kendileri rahatsız olduğu gibi hiç alakası olmayan benzer isimlerin ailelerinin çocukları da rahatsız olmaktadır bu işlerden diyor. Saygılar sunuyorum.